Sergen Yalçın'ın şöyle bir yorumu var. Bu transfer ben de tahmin ediyorum herhalde oldu diyor Satmayı Sergen Yalçın. Kesinlikle düşünmüyor. Dediklerine göre vermişlerdir. Vermişler mi? Kesinlikle. Türkiye'de böyle olur yani işte. Satmayı kesin düşünmüyoruz dedilerse o transfer olmuştur. Yani başkanlar der ya biz hocanın arkasındayız öteki hafta hoca gider. Aynı şekilde. Transferlerde de kesin olmaz derlerse oldu mu? Ben transferin olmasa bile olmaya çok yakın olduğunu biliyorum. Böyle bir transferin gündemde olduğunu da biliyorum. Ama ben %90'da teşekkür ederim tabii bu arada. Ben %95'lik kısımdan değil de %5'lik kısımdan yanayım. Onu da özellikle söylüyorum. Olmamasından yanayım ben. Neden olmamasından yanasınız? Şimdi neden olmamasından yanayım? Beşiktaş takımında o tarz oyuncu var. Bu bir. Beşiktaş'ın öyle bir oyuncuya ihtiyacı hiç yok şu anda. Çünkü çok üst düzey bir oyuncu değil. Gaziantepspor'da oynamış. Gaziantepspor'a gelmeden önce Tabata diye bir duyan var mı aramızda? Herhangi birini nereden geldi, hangi takım bilen var mı? Yok. Şu anda 10 milyon euro gibi bir rakamlar telaffuz ediliyor. 10 milyon euro eder mi? Bu 3 mü? 10 milyon euroyu alırsan onu daha sonra kaç hakime satarsın? Bu da 4 bence. Bu rakamları, bu euroları, milyon euroları Sayın Başkan nasıl böyle kolay kolay dağıtıyor? Ben onu da merak ediyorum aslında. Bu da 5 mi diyorsunuz? Evet, çünkü transferlere bakıyorsunuz Ercan Tener, 10 milyon euro Tabata'ya verip Antep'ten eğer almayı düşünüyorsan bende bu işte bir yanlış var demektir. Yani çok büyük bir yanlış. İsmail'i 6,5 artı şimdi sen dünya Serkan'a bir sol bek düşünebiliyor musun? 6,5 milyon euroya alınmış bir sol bek. Ben düşünemiyorum. Ya böyle bir para var mı? Yıllardan beri yok herhalde. Yani. Serdar Kurtuluş. Artı Serdar Kurtuluş ki ikisinin oyunculuğu tartışılır. Hangisinin daha iyi oyuncu olduğu tartışılır. Yani Serdar Kurtuluş mu daha iyi sağ bek, İsmail mi daha iyi sol bek? Hangisi daha iyi diye sorarsan, bugün 10 kişiye sorarsan onu da kararsız kalır. Hangisinin daha iyi olduğu konusunda kararsız kalır. Verebilir misin cevap? Hangisi daha iyi sol bek? İsmail mi daha iyi sol bek, Serdar Kurtuluş mu daha iyi sağ bek? İkisi de genç. Serdar Kurtuluş da genç. Peki sen Serdar Kurtuluş'u da İsmail diye aldın zaten Bursa'dan, öyle değil mi? Onu da İsmail o mantıkta aldın Bursa'dan. Ona öyle bir rakam vermedin. Evet. Ercan Tener, bunlar büyük rakamlar. 10 milyon euro oraya, 6,5 milyon euro oraya. Bu hangi paralar? Nereye gidiyor? Ben onu anlamadım. Ya bu kadar, bunlar çok büyük rakamlar. Telaffuzu da büyük. Kendisi büyük. Telaffuzu da büyük. Beşiktaş camiası böyle rakamlar verirse bunun altından kalkamaz. Ben şunu düşünüyorum. 10 milyon euroya aldığın oyuncuyu ne yapacaksın? 20'ye satacak mısın? Satacaksan al. Veya İsmail'i aldığın 6,5'a 36'ya bir yere satacaksan al. 6,5 milyon euro bir tane sol beke, hem de Türkiye'de oynayan Türk oyuncuya. Yani Türk oyuncuları küçümsemek için söylemiyorum ama ya bu rakamlar çok büyük. Ya 6,5 milyonu aldın deriz. Bugün o oyuncuyu satmak istersen ondan büyük bir rakam ancak İspanya'ya satarsın ya da İngiltere'ye satarsın. Ya.